Şimdi şöyle bir sıkıntımız oldu bizim. Uzun süredir apartmanda aidat problemi vardı. Nereye harcandığı belli değildi. O yüzden yönetimde de sıkıntılar çıktı. Malikler arası anlaşmazlık oldu. Bir maliğin istifası sonucu başka bir malik mahkemeye başvurarak kayyum atattı apartmana. Ancak kayyum yönetime geldikten sonra daha kötü oldu işler. Yani kendi aramızda para topladık, yatırdık doğalgaz yanması için. Bir türlü yanamadı doğalgaz. Ondan sonra bunu da dile getirince bana ve eşime saldırdılar avukatlığımızla ilgili. Halbuki ben bunu da ev adresi olarak kullanıyorum. Avukatlığımıza ilgili bir şey yok. Ama şahsen saldırıya geçtiler. Bunun üzerine devlet kurumlarına şikayet ettik. Kişisel verilerimizin dışarıya çıkarıldığı, hakkımızda haksız karalama yapıldığı şeklinde. Sonra şirketin bir baktık, inceledik ne iş yapıyor, ne ile iştigal ediyor diye. Kendi Twitter hesabında mahkemeden Ankara'da tek ve ilk mahkemelerden kayyum atanan yönetim olarak tanıtıyorlar kendilerini. Dolayısıyla kendilerinin Twitter adresine baktığımızda erotik ve FETÖ hesaplarının takip edildiğini gördük. Yani bu, ben aynı zamanda avukat olduğum için böyle bir şey mümkün değil, olamaz, olmaması lazım Türkiye'de. Yani bir kamu sıfatını taşıyan bir apartman yöneticisinin aynı zamanda devlete karşı suçlarıyla terörist damgası yemiş insanları takip etmesi ve bunu apartman yönetimi adına kurumsal hesaptan yapması kabul edilemez bir durum. 22 daire var. Maalesef bu soğuklar yüzünden, yanmaması yüzünden yarısı taşındı. Malikler arası bir çözüm bulunacaktır bundan sonra. Bu konuda hani benim bir şey söylemem uygun olmaz. Ben kiracı olarak ev kiramı ödüyordum, aidatımı ödüyordum ama iyi bir yönetim istiyordum. Sadece mesele bu. Evet. Yok abi, nerede yazdın? Kırmaya çalıştım, baksana. Ne tamam. Zamandır bu şekilde? Her zaman. Kış boyunca böyle mi devam ediyor? Kış boyunca böyle. Peki doğal elektrik faturası daha fazla gelmedi mi doğalgazdan? Şeyden dolayı geldi, klimayı yakınca. Binanın giderleri nasıl ödeniyor peki? Ne şekilde hallediyorsunuz? Kendi aramızda topluyoruz işte, topluyoruz. Yani aidatları alıyorlar ama ne yapıyor belli değil. Dışarıdan zaten şu anda. Bu şekilde bekliyoruz, bakalım ne olur. Siz yönetici olun. Evet, teşekkür ederiz. Kendi mikrofonu açsaydın iyi olur. Sormayın, yanmıyor. Para 300 lira veriyorlar. Onu bile vermiyorlar. 5 defa gaza zam geldi. Artırmak lazım. 600 lira diye geçen gün toplantı yapıldı. Vermeyiz diyorlar. Bu yaşta ben 90 yaşındayım. Donduruyorlar bize evladım. Aynen böyle yazın o zaman. Evet. Para yönetici uğraşıyor. 600'e çıkarmak istiyor. Katiyen vermiyor. Abi çekme Allah aşkına. Sabahlıkla böyle güzel evladım. Ne zamandan beri bu sıkıntı yaşanıyor apartmanda teyzeciğim? Ne zamandan beri bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz? 2 senedir böyle de çile dolduruyoruz. Bu sene daha beter. Çok şikayetçiyim apartmanda. Kimse almadı çocuğum. Böyle apartmanda alır mı? Kimse almak istemedim. Ya yani almak istemeyince dışarıdan tuttuk. İçeriden de olsa para vermedikten sonra ne olacak? Ödemiyorlar. Taşınmayı düşünüyor apartmanı musunuz? Para vermemek için bak deldiler, her tarafını yıkmaya kalkıyorlar. O kadar yani şikayetçiyim bu apartman. Vallahi düşünmüyorum şimdilik. Bakayım ne olacak bilmiyorum. Ben 50 senelik, 55 senedir burada oturuyorum. Evimden tedirgin ediyorlar beni. Çözemiyorlar çünkü 6 kişi var, apartmanı yıkmaya kalkıyorlar. Yıkacağız diyorlar. Heyet getiriyorlar yalandan. Deldirdiler her tarafı. Sap sağlam apartmanı yıkmaya kalkıyorlar. Tebligat geldi dedim. Bütün kış böyle mi? Peki siz bir hastalanmadınız değil mi bu kış? Allah acıdı evladım bu yaşta. Allah acıdı bana. 600 lira elektrik parası ver. Onlar da veriyordur, oturamaz. Yakıtı vermiyorlar. 600'e çıkartmıyorlar. İlk alanlardan bir ben kaldım zaten. Ötekiler hep ondan böyle oldu. Biz ilk alanlar hepsi kaliteli insanlardı. Ondan sonra öldüler. Torununa kaldı. Torunundan ötekine kaldı. Ötekine kaldı derken gençler geldi. Birçoğu sattı.
Beni basmayın Allah'ın kendi var bana. Tamam. Olsun ama umurumda bile değil.